harika bir grup var. Bir, Utku, Çınar, bunun dışındaki herkes çok güzel kızlar. Grubumuz kaç kişilik? 17. Çınar ve Utku dışında herkes? 100. Bugün kaç tane evet alacağız? 100. Çınar ve Utku yakışıklı mı? Evet. Peki Çınar ve Utku, şimdiki sorum size, kızlar güzel mi? Evet. Tamam, ne yapayım söyle. Çok güzel bu grup, çok eğlenceli. Tamam, paranı da atıyorum. Nereden geliyorsunuz? Adana'dan geliyoruz. Adana'dan. Şurada var, jimnastik istihar spor kulübünün sporcularıyız. Çok güzel. Peki, bize jimnastik gösterisi yapacaksınız herhalde. Jimnastik ve dansla ilgili bir koreografi. Tamam, bekliyoruz. Evet. Kolay gelsin. Don't fall.
son derece gurur verici bir görüntünüz vardı çocuklar. Ben Türkiye'de bu tür şeylerin olmasına bayılıyorum. Teşekkürler. Gerçekten. Nedense pek gündeme gelmeyen bir durum var. Bir jimnastik alanında birçok yeteneğimiz var. Ve bunları bir türlü gündeme getirmek mümkün olmuyor ama burada Acun'a teşekkür etmek lazım. Böyle bir program organize et diyor ve sizin gibiler de çok teşekkürler. Türk halkının önüne çıkabiliyor. Bu çok hoş bir şey. Benim yorumum bu kadar. Senin ismin ne? Ezgi. Ezgi. Sen grubun kaptanı mısın? Hayır. Ama hani ben 14 yaşındayım. 15 yıldır jimnastik yapıyorum. Kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. 15 yıldır jimnastik yapıyorum. Nasıl yani? Açıklayayım. Annem babam jimnastik antrenörü. Doğduğundan beri jimnastiğin içindesin. Evet. Zaten çok zor bir hareket yaptın burada. Bütün akrabalarım jimnastik antrenörü. Ben de jimnastik salonunda büyüdüm. Evet. Ben evet diyorum. Çok teşekkürler. Evet diyorum. Ben de evet diyorum. Üç evetle uğurluyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Şarkı söylemeyeceğiz biz. Enstrümantal olarak yapacağız tamamen. Çok güzel. Öyle işte Türk... Konuşamam. Türk ya. Ezgileri mi var? Türk ezgileri değil de böyle Türklerin kalbine işlemiş yani, parçaları. Öyle böyle. Mi? Evet. Biraz duygusal mı olacak? Biraz duygusal olacak. Böyle insanları kalbinden vurmayı. Ne kadar güzel. Burada okuyorsunuz. Evet. Hangi bölüm? İstatistik. Peki. İstatistiksel olarak bakarsak sizce kaç evet alırsınız? 3 evet. 3 evet alırsınız. Sizce? 3 evet. Peki o zaman. Sprechen Sie Deutsch? Ne bunlar? Siz nereden geliyorsunuz? Türk müsünüz? Evet. Oh. İzmirliyiz. Karşıyakalıyız. Ege'liyiz. İsimleriniz nedir? Ben Canberk. Canberk. Ben Cem. Evet. İzleyelim sizi. Thank you.
bilmiyorum kaç senedir çalıyorsunuz ama... 10 senedir. Belli. Sağ olun. İnanılmaz. Kulağa hoş geliyor. Teşekkürler. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Sizi de tebrik ederim. Ama saksafon muazzamdı. Galiba daha çok onun dikkati çekeceğini de biliyordunuz. Grup olarak katıldık. Mutlaka, tabii. Şimdi ben burada tek başıma çalsam bu tadı yakalayamadım. Tek başına çalsan da o tadı yakalardık biz sende ama... Yok. Ama... Bir dakika... Hayır, tek başına çalsa yine aynı tadı verir, o kadar başarılı. Ben açıkçası saksafonu dinledim sadece. Tabii ki siz de eşlik ettiniz, bir hoşluk oldu. Ama saksafonu dinledim, ne yalan söyleyeyim. Zaten saksafon üzerineydi bu olay yani. Öyleydi zaten. Zaten öbür türlüsünü siz de kabul ettiniz. Peki. Ben Hülya'nın tam aksine burada güzel bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Ve yani biriniz bir adım daha önde olabilir ama bana göre birbirinizi güzel tamamlıyorsunuz. Biz de başka bir şey demedik Acun Bey. Şimdi benim burada ezip böyle yapmanın ne anlamı var? Anlamadım. Ben öyle bir şey mi söyledim? Ama saksafon... Her zaman söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Bence birlikten kuvvet doğar ve bu kuvveti karşımda bu akşam gördüm. Gerçekten bravo. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çek elini. Bir dakika, bu işi halletmeden bırakmam. Hangi işi? Hay ya, burada öyle bir duruma soktu ki beni şimdi. Sanki öbür çocuğa sen o duruma, anladın Hülya, beni. O duruma, Hülya, biz anlaştık değil mi? Evet. Tamam. Buyurun. Hülya, o duruma ben sokmadım seni. Acun, ben öyle bir şey söylemedim. Sadece dedim ki saksafon hakikaten ön plandaydı. Kendisi de bunu zaten saksafonun üzerine... Bu saksafon olduğu... konusunu kapatsak... Muazzam. Tamam, peki. Cem, bak samimi söylüyorum, sen hakikaten çok efendi bir arkadaşsın. Hakikaten. Yani... Ya ne demek istiyorsun ya? Çok bana efendim. Rağmen... Ne demek oluyor bu? Bana rağmen çok efendisin, tebrik ederim. Ali abi, sen nasıl değerlendiriyorsun bu ikiliyi? Ben inanılmaz beğendim yani, çok beğendim. Sağ olun, teşekkür ederim. O zaman oylamaya geçelim isterseniz. Ben evet diyorum. Benim için de yine birkaç performans sergileyen kişi vardı. Onların içerisine girdiniz. Yani benim için 3 ya da 4 kişiden birisiniz finale taşınacak diye düşünüyorum. Gerçekten. Evet yani. Ben de genelde olduğu gibi Hülya ile aynı fikirdeyim. Ben de gönülden evet diyorum. 3 evetle oluyoruz şimdi. İki kişi sahneye çıkmışlar, tamam mı? İki kişi. Bir dakika. Diyor ki bir tanesine, sen olmasan da iyi olurdu diyor. Ya bir dakika. Ya anladın mı? Ya sen olmasan da olurdu diyor. Çocuk da yazık. Evet ama, ben olmasam olurdu ama diyor. Ama sen de... Ama sen de bu kıza çok yükleniyorsun. Öyle demedi ki ya. Bak, işte bak. Öyle deme, çok yükleniyorsun. Allah rızası, öyle demedim ya. Yok yok. Hayır, belki öyle demek istemedi. Onda bak, hep beraberim. Abi havalandı. Saksafonun başarısını anlatabilmek için... Öbürüne izdin ama. Tek başına da bu işi yapabilirdin ama yanındaki arkadaşı sana çok güzel tamamlamışsınız dedim. Kendisi de kabul etti çocuk. Ama doğrusu da bu. Saksafon çok başarılıydı ha. O kadar. Öbürü de yakışıklı çocuktu maşallah. Her zaman hanımefendiliğini korur. Mevzu vardı aramızda onu konuşur. Sen de mi dalga geçiyorsun benimle? Estağfurullah, ben seni
Hayır. Yani ne kadar yükleniyor sana falan gibi böyle. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar. Hülya bizim jürimizin neşesidir. Aa! Neşesidir. Tabii. Önemli bir değeridir. Tabii. Ve hakikaten de bize ayrı bir enerji veriyor. Benim için alkışlar mısınız onu? Birazdan diyeceğiz hocam. Kabul etmiyorum. Bunu kameraların önünde söyleyecek. Başka türlü... Kamera çekimde, çekimde. Ben görüyorum. Tamam, tamam. Nerede zannediyor ki? Hülya kamera. Ha, şu anda yayında mıyız? Evet.